Diğer yoğunluğa bakmadan önce Mehmet Altınışık'a gidelim. Dün olduğu gibi bugün de yine bir kuaförde, bir berberde yoğunluk var. Hafta sonuna kadar randevular doluydu. Bugün, dün nasıl geçti? Bugün nasıl başladı? Hemen soralım kendisine. Evet Osman Gürgin, 21 Mart'ta açıklamıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Berberler, güzellik merkezleri ve kuaförler 22 Mart itibariyle de kepenk kapatmıştı ve 50 günü aşkın süredir de kapalıydılar. Ancak bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme adımları çerçevesinde berberlerin, kuaförlerin ve güzellik merkezlerinin 11 Mayıs itibariyle, yani dün itibariyle tekrar faaliyete geçebileceğini ifade etmişti ve dün berberler bütün hazırlıklarını tamamladılar. Yeniden kepenklerini, kapılarını müşterilerine açtılar ki şimdi soralım, yayın konumuz olacak Erkan Bey, ona soralım, dünü nasıl geçirdiler, yoğun muydular, nasıl geçti dün Erkan Bey, bize bir anlatır mısınız? Şu anda da ilk tıraşa başladınız, günün ilk tıraşını yapıyorsunuz şu anda, dün nasıldı, dünden başlayalım. Dün yoğunduk, randevu sistemine geçtik, müşterileri randevuyla alıyoruz, yani hijyene dikkat ediyoruz, içeriye fazla kişi almamaya çalışıyoruz, hep zaten 50-60 gün çalışmadık, yani müşterilerimiz de birikti. Bu şekilde geçti yani. Peki dün saat 9 itibariyle aslında başladığınız hizmet etmeye, her bir saate bir kişi ayırıyorsunuz. Yani bir kişiye bir saat ayırıyorsunuz, evet. Daha doğrusu 45 dakika tıraş, 15 dakikada temizlik. Tabii. Saat 9'da başladınız, akşam 21'e kadar da çalışma fırsatınız var. Nasıl, gelmeyen oldu mu, o saatlerde boş bırakan oldu mu randevu saatini? Yok, olmadı. Herkes genelde uyuyor. Yani randevu sistemine uyuyorlar. Genelde uyuyorlar, yani iyi yani. Tabii şimdi hijyen de önemli. Hazırlıklarınızı yapmışsınız. Şimdi Erkan Bey'in elindeki elini bir görelim. Kameram arkadaşımdan rica edelim. Elinde eldiven var. Ağzında maske var. Yeni normalleşme gereği sosyal mesafede mümkün olduğunca korumak kaydıyla tıraşı yapmaya çalışıyorum. Bakın mesela şu an burada 4 tane oturma alan, 4 alan oturma alanı var. Şu anda da Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin ekipleri berber kuaförüne girdi. Bilindiği gibi her ilçenin belediyeleri kendi sınırları içerisindeki berberler de temizlik yapıyorlar. Dezenfekte işlemi gerçekleştiriyorlar. Bunu önceki zamanlarda diğer berberlerde de görmüştük. Her ilçe kendi ilçe sınırları, her ilçe belediyesi kendi ilçe sınırları içerisinde berberleri dezenfekte ediyor. Şu anda Gazi Osman Paşa'dayız ve Gazi Osman Paşa Belediyesi de bulunduğumuz berber dükkanına geldi. Berber dükkanını şu anda dezenfekte ediyor. Biz Erkan Bey'le konuşmaya devam edelim. Tabii belediye bir de size hediye bıraktı zannedersem bu, evet. Temizlik seti. Evet Erkan Bey, sonu bırakalım, devam edelim. Sizinle devam edelim. Şimdi bilindiği gibi 11 Mart'ta, 11 Mayıs'ta başladı demiştik. Dün itibariyle başladınız. Peki bugünkü yoğunluk nasıl? Bütün saatler dolu mu? Dolu, şu anda dolu. Randevu sistemi, yani herkese bir saat verdik. Biz kendimizi arıyoruz cep telefonuyla, kişiler sırayla geliyorlar. Bir şey merak ediyorum ben şimdi, tabii uzun süredir çalışmıyorsunuz, yaklaşık 50 gün aşkın bir süreden bahsediyoruz. Evet. Salgın öncesi veya bu faaliyetleri bitirme öncesindeki fiyatlar nasıldı? Fiyatlarımız biz aynı tutuyoruz. Yani bir değişiklik yapmadınız? Değişiklik yapmadık. Fiyatlarımız aynı tutuyoruz. Evet, basında duyduk, arttıranlar olmuş da biz fiyatlarımızı değiştirmedik. Arttıranlar oldu ama siz arttırmadınız. Biz arttırmadık, aynı şekilde devam ediyoruz. Değişiklik yapmadık. Evet. Şimdi tabii berberlerde dediğimiz gibi yeni bir düzenleme oldu. Yeni normalleşme adımları kapsamında artık berberlerde. Tabii şu anda mesela tıraş olan arkadaşa baktığımızda maskesi yok. Neden maskesi olmadığını söyleyelim. Bilindiği gibi tıraş esnasında şu kenarlar alınırken maskeyi çıkartabilecekleri ifade edilmişti. Şu anda Erkan Bey o işlemi gerçekleştirdiği için henüz maskeyi takmadı. O işlem bittikten sonra maskesini takacak ama maskesini takmadan biz soralım isterseniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Uzun zaman sonra tıraş olmak nasıl bir şey? Güzel bir şey. Özellikle yani tıraş olmayı, rahatlığı, ferahlığı yani, temiz olmayı yani. Böyle papaz gibi saç tıraşı böyle her gün yani ızdırap yani. Evet, teşekkür ediyoruz size de. Tabii uzun süre sonra geldi ve o da tıraşın olacak. Dediğimiz gibi Osman Girgin, dün yoğun bir gün geçirdi berberler. Öyle görünüyor ki bugün de yarın da yoğun geçirecekler. Sözü şimdilik buradan yeniden haber merkezine Osman Girgin'e bırakalım. Peki, teşekkür ediyoruz. Mehmet Altınışık aktardı. Berberlerdeki durum bu şekilde. Şimdi dün akşamki yeni normalleşmeye